Merhabalar arkadaşlar. Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün öyle kolay bir tatlı hazırladım ki sadece 10 dakikanız alacak. Bu tatlımızın şerbetini de kaynatmıyoruz. Kolaylıkla yapabileceğimiz lokum gibi irmikli bir tatlı tarifidir. Videolarımı izleyip yorum yapan tüm dostlarımı kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum ve daha fazla bekletmeden tarife geçiyorum. Az önce de söylediğim gibi bu tatlının şerbetini kaynatmamıza gerek yok. Şekeri suda eritmemiz yeterli olur. Derin bir kabın içine 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı kaynar su ve küçük bir dilim limon sıkıyoruz. Soğuk suda kullanabilirsiniz tabii. Ben şekerin daha çabuk erimesini istediğim için kaynar su kullandım. Fakat soğuk su kullanacaksanız şekerin erimesi biraz zor olur. Onun için arada bir karıştırmalısınız. Sürekli izleyen arkadaşlarım bilir ama ilk defa izleyenler için tekrar etmekte fayda var. Kullandığım bardak ölçüm 200 mililitrelik standart su bardağıdır. Tatlımızın hamuru için derin bir karıştırma kabına bir tane yumurta, bir su bardağı yoğurt ve bir su bardağı sıvı yağ alıp karıştırıyoruz. Karışımın üzerine bir su bardağı irmik, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekleyip birkaç tur karıştırdıktan sonra un ekleyebiliriz. Toplamda 2,5 su bardağı un ekliyoruz. Önce 2 bardak ekleyip spatula ile yedirdikten sonra yarım su bardağı daha ekleyip elimle güzelce yediriyorum. Gördüğünüz gibi tatlımızın yoğurması da şekil vermesi de aşırı kolay. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Daha irmiği bulamadan neden tepsiye dizdiğimi de merak etmiş olabilirsiniz. Tepsinin boyutuna göre tüm tatlılarımın orantıda olmasını istediğim içindir. Siz isterseniz yuvarlayıp direkt irmikle kapladıktan sonra tepsiye dizebilirsiniz tabii. İrmiği buladıktan sonra bozukluk varsa düzeltip tam yuvarlak olmasını sağlayabiliriz. Sonrasında üzerinde bıçakla şekiller verip tepsiye diziyoruz. Bu arada tepsiyi hiç yağlamadım. Direkt dizdim. Bu tür tatlılarda yağlamanıza hiç gerek yok. Çünkü asla yapışma yapmaz. Tatlımızı 180 derece fırında pişiriyoruz. Ben gördüğünüz gibi 20 dakikaya bıraktım. Fakat yeterli gelmedi. Bir 10 dakika daha pişirdim. Yani 180 derece fırında 30 dakika pişirmeliyiz. Sonrasında fırından aldığımız sıcak tatlının üzerine soğuk şerbetini tamamını döküp 2 saat şerbetini çekmesi için bekletiyoruz. Saat bekletmenizi söyledim. Fakat ben 1 saat bekletebildim. Vaktim yetmedi bekletmeye ama 2 saat bekletilirse tepsinin dibinde gözüken o şerbetten eser kalmaz. Sünger gibi hepsini çeker içine. Tabii bu şekilde de servis yapılabilir. Size için detaylı bir şekilde göstereyim. 1 saat beklemesine rağmen ne kadar harika çekmiş şerbetini görüyorsunuz. Bu şahane tatlımızı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone olmadıysanız yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.